düşüyor. Çünkü galiba aileler desteklemezse bazı şeyler biraz zayıf kalıyor ülkemizde. Evet, doğru. Evet. O zaman son performansımıza geçelim istiyorsan. Tamam. Başla. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi tek kişilik orkestramıza. Doğru duydunuz. Tek kişilik orkestramıza. Ve karşınızda Güneş Yakartepe. Ben de sesini kestim de sen yani ne görüyorsan çalmak istiyorsun. Evet. Sana o zaman saksafon getir şimdi ya da neyse saksafon çalıyorsun galiba evet, değil mi? Evet çalıyorum. Peki bir dakika sen çok hangi enstrümanları çalmıyorsun desek daha iyi olur. Sen 10 yaşındasın değil mi? Ve evet. 10 çeşit enstrüman çalabiliyorsun. Evet. Sayabilir misin onları bize? Klarnet, bağlama, ork, mızıka, flüt, kanun. Maşallah. Melodika, piyonika. Hı. Ork, darbuka. Oho, bu nedir bongo. Yani?
Bongo, bitti. Artık sen bu yaşta her şeyi öğrendin. Artık bundan sonra sen bize yeni bir enstrüman üretirsin bundan sonra herhalde. Peki sen nasıl buluyorsun? Vallahi helal olsun, tebrik ediyorum. 10 yaşında bir de. Evet. Hem yani 10 yaşında ve bu özelliğe sahip olan, yani hem 10 yaşında olup ve 10 müzik aleti çalması, yani dünyada tek çocukmuş. Evet. Ve internet sitelerin, yani internette de çok videoların varmış galiba, çok tıklanılıyormuş. Nasıl buluyorsun bu çocuğu? Yani değişik geldi bana bir. Özellikle klavyeyle başlaması kulağını sağlam geliştirmesi açısından çok önemli tabii ki, düzgün ses basmak açısından. Hı hı. Ama benim naçizane tavsiyem, bir enstrümanda çok daha yoğunlaşıp onda en iyi olmaya çalışırsa çok daha iyi olur. Tabii her şeyi çalabiliyor olmak ileriki yıllarda çok büyük avantaj, evet, sağlayacaktır, ama bir enstrümana hani içinden birini seçip, evet, yoğunlaşmasını tavsiye ederim ben kendime. Ben şu anda çaldıklarımdan 3 tane seçtim. Bir klarneti çok seviyorum. İki or, bir de gitar var, onu çok seviyorum. Zaten klarnet de çok yakışıyor ona. Duruşundan da falan, müzika da falan da çok yakışıyor. Peki o zaman başarının devamını diliyorum. O zaman sana bir kitap hediye ediyorum. Evet, ve kocaman alkışlarla kendisi dolduruyoruz. Abisin! Evet arkadaşlar, şimdi de küçük klarnetçimiz Güneş Yakartepe'ye tacımızı takacağız. Şimdi Güneş'in kapısını çalacağım. Bakalım bize neler söyleyecek. Merhaba, biz geldik. Gelebilir miyiz? Nasılsın? Evet Güneş'cim, niçin geldik sana biliyor musun? Evet, muhteşem çocuklardan biri seçildiğim için. Aynen öyle. Sen de müzikalde oynamaya hak kazandın. Peki neler hissediyorsun? Ben ilk önce çok mutluyum ama muhteşem çocuklardan biri seçilmeseydim de çalışmalarıma devam edecektim. Aferin sana. Peki nasıl hazırlanacaksın müzikale? İlk önce iyi çalmaya dikkat göstereceğim. Çok çalışacağım. Aferin sana, böyle devam et çalışmaya. O zaman sana Muhteşem Çocuklar tacını takıyorum. Evet. Güzel, gerçekten yakıştı. Peki o zaman başarılar diliyorum.